Trabzonspor Taraftarlar Birliği ve aynı zamanda Değirmenleri Spor Kulübü'nün başkanı Adem Söğüt ile birlikteyiz. Adem abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Trabzonspor'la başlayalım istiyorum Adem abi. Geçtiğimiz sene 100. Yılbalık'ta bir röportaj yapmıştık. 9. hafta Evet. mıydı? 9. haftaydı ve bu takım şampiyon olacak demiştin. O kadar inanmıştın. Evet. Şimdi yine çok büyük bir fark yok liderle Trabzonspor'un arasında. Bu sezonu nasıl görüyorsun? Vallahi geçen sene bir şampiyonluğa inanmıştık. Futbolda, teknik heyette, yönetimde, herkes şehir olarak inanmıştık. Ben o inanmışlığı hissettiğim için Trabzon şehrin üzerindeki ölü toprağın kalktığını gördüğüm için 9. hafta seninle yaptığımız röportajda bu sene kesinlikle şampiyon olacağımızı söylemiştim ve çok şükür şampiyon olduk. Bu seneye gelirsek ya arada tabii ki çok büyük bir puan farkı da yok. Takımlar arasında kalite farkı da yok. Akşam Fenerbahçe maçını izledik. Yani oynadıkları futbolu da gördük. Yani burada inanç önemli. İnanmaları lazım. Şu anda bir sanki gene bir ölü toprağı var gibi. Abi bir iki haftadır attık biraz sanki. Yani bir birlik beraberlik olursa neden olmasın? Takım bu sene doğru. Yani bir sene olduk diye bir 40 sene daha mı ara vereceğiz yani? Vura vura gidelim aynen devam edelim. İki olsun, üç olsun. Geçmiş yıllarda Trabzonspor'un ilk kurulduğu dönemlerde 3 sene üst üste şampiyon olduk. Bir yıl ara verdik, 2 sene şampiyon olduk. Aynı şekilde devam edebiliriz. Sen de kulüp yönetiyorsun ve Trabzonspor'da şöyle bir durum yaşandı. Hoca ayrılık sinyali verdi. Yani yapamıyorsam giderim gibi bir algı oluştu. Ve Trabzonspor taraftarlar hocanın evine gittiler, destek oldular. Gerek sosyal medyada gerekse sokakta. Abdullah Avcı'ya muhteşem bir destek vardı. Aynı şekilde karşılaşma öncesi ve sonrasında, karşılaşma anında stadyumda da Abdullah Avcı'ya muhteşem bir destek vardı. Bu konudaki senin düşüncelerin nedir abi? Ya şimdi bütün diğer taraftar grup liderleri arkadaşlarımızla birlikte gittik hocamızın evine destek olmaya. Ya başarılı bir hocamız var. Takımımızı yıllar sonra şampiyon yapmış bir hocamız var. Yani bir anda bir kırılma noktasında ben bırakıp gitmesinden yana değilim veya bıraktırılmasından yana değilim. Yani Abdullah Öcalan'ın daha hikayemiz bitmedi. Devam edip şampiyonluklara, başarılara uzanmamız gerekiyor. Ya yolla hep kim alacaksın? Şehre alışmış, ısınmış, şampiyon yapmış, teknik kadroyu iyi bilen, şehri artık yavaş yavaş çözmüş, öğrenmiş bir hocamız var. Yani bu kadar sabırsızlık nedir yani? Bu futboldur. Mağlup gelebilirsin, galip gelebilirsin. Biz tabii ki Trabzonspor'umuzun hep yenmesini istiyoruz ama ya bu futbol 3 neticeli bir oyun. Hemen de yani küsüp darılmak yok. Hoca da darılmayacak, küsmeyecek, bırakmayacak. Biz de arkasında olacağız sonuna kadar tabii ki. Değirmenleri Spor'a da biraz geçiş yapalım istiyorum. Yarın önemli bir karşılaşma olacaksınız Maçka'yla. Maçka berabere kalırsa ligde kalacak. Siz mutlak galibiyetle ligde kalmanın hesaplarını yapıyorsunuz. Bu karşılaşma öncesindeki düşüncelerinizi. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Geçmiş haftalarda 10 hafta önce bir Sürmene'de bir tatsız bir olay yaşandı. Ben öncelikle futbol severler adına yaptığımız şeylerden özür diliyorum. Biz 20 yıldır bu kulübü yönetiyoruz. Bir tane kırmızı kartımız yok. Bir gün cezamız yok. Ama o gün art niyetli bir hakem, bunu art niyeti diyoruz. Şimdi bizi sırrı sakık eleştirdi. Sırrı sakık eleştiriyor. 11 yaşında, 12 yaşındaki çocuklara dağa kaldırıp eline silah verip bu devletin askerine, polisine mermi atan adam bizi eleştirebilir. Yıllarca hakemler sayesinde maç kazanmış Fenerliler, Galatasaraylılar onlar da eleştirebilir. Ama biz yıllarca hakemlerden müzdarip olmuş bir Trabzonspor taraftarıyız. Biz de şimdi Değirmenlere de diyoruz da Trabzonspor bir ligin zencisi. Bizim Değirmenlere Spor da Trabzon amatörünün zencisi herhalde. Yani yaptığım şeyi kesinlikle tasvip etmiyorum. Futbol severlerden de özür diliyorum. Ama hakemin rakip takım yöneticilerinin oturması, maç saatine 4 saat kala maçın hakemin değişmesi, adamlar kalemize bir defa gelmeden kalemize bizi yendirmesi, ofsayt. Yani biraz bunları anlatmaya da gerek yok. Yani ben ilk defa bizim takım bu duruma geldi. Toparladık. Futbolcularımız 11 futbolcumuz 5'er 6'şer hafta ceza aldılar. Olsun onu da kaldırdık. Şimdi yarın önemli bir maça çıkacağız. İyi olan kazansın. İlk maçta biz Maskasporu burada 1-0 yeniyorken son 10 dakikada 2 tane gol yedik. Hatta biri 90+6'da oldu. 2-1 yenildik. Gittik soyunma odalarına. Hocalarını da futbolcularını da tebrik ettik. Biz zaten hep bunları yapıyoruz. O Sürmene'deki bir tatsız olay bizim 20 yılımızı alıp gitmesini istiyoruz. Yoksa biz bu kulübe emek veriyoruz. Biz
Bizim kuruluş amacımız belli. Değirmendere semtinin takımıyız. Çocukları biz uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak tutursun diye her yıl 400-500 bin lira bu kulübü bulup vermek zorundayız. Biz yarın bu kulübü kapatalım, kulübün kapısı kapanır. Buradaki amacımızı sen biliyorsun. Evet. Şöyle bir durum var Adem abi. Geçmiş amatörler şimdiki amatör arasında çok fark var. Seyirci farkı var, taraftar farkı var. Bunu Yavuz Selim'in kapanmasına bağlıyor musun? Ya tabii ki şimdi Yavuz Selim bir ekoldur. Yavuz Selim de şimdi insanlar giderdi. Hastaneye hasta solup numuneye giden, sigortaya giden, hasta solup işte canı sıkılan, okuldan çıkıp gelip herkes orada bir var. Orada bir ayrı bir kültürdü. Yavuz Selim'in kapatılması tabii ki iyi olmadı. Futbol sahası kalmadı Trabzon'da. Şimdi biz Değirmendere Spor'uz. Yıllardır anlatıyorum. Sizin aradığınızda defalarca söyledim. Goğuz'da Değirmendere Havzası. Burada 10 küsür tane muhtarlık var, mahalle var. Bir tane futbol sahası yok. Ondan sonra çocuklar kötü alışkanlığa meyilleniyor. Meyillenir tabii kardeşim. Goğuz'da Değirmendere'de bir tane spor sahası, spor alanı olmaz mı? Bir tane spor alanı olsun. Altyapıları kuralım. Bütün branşlarda lige katılalım. Ben şimdi Değirmendere'de altyapı kurmak istiyorum. Buradan gideceğim Beşirli'ye. Ben Beşir zaten takımı zor imkanlarda yönetiyoruz. Her gün ben Beşirli'ye minikleri, yıldızları, genç takımı alıp da Beşirli'ye idman yapmaya getiremem ki. Bir tane kulübemiz yok ya. Malzemelerimizi koyacağımız bir tane kulübemiz yok. Karayolların altında alan var. Dedik şuradan bir tane kulübe verirsin bize. En azından malzemelerimiz orada dursun. Onu bile yaptıramadık. Gençlik spor müdürü geldi gitti. Öbürü gelip gidiyor. Söylüyoruz olmuyor. Herhalde yetkililer gençlerin, çocukların spor yapmasını değil de kötü alışkanlıklara bulaşmasını istiyor yani. Amatörde iki takım var. Kireçhane Spor ve Soğuk Spor ciddi yatırımlar yapıyor. Futbolcular transfer ediyor. Ligde de başarılılar. Bu sizi nasıl etkiliyor bu durum? Ya şimdi şöyle Ali'cim. Herkesin ekonomisi kendisi bilir. Ama bu iş sığırından çıktı. Adamın şimdi parası var harcıyor. Bir futbolcuya ben duyduğumda biri 100 bin lira veriyor. Biri 400 bin lira. Ya burası amatörlük ya. Ya bu işi de bir dönem bizim Emre geldi. Aynı bir şekilde oldu. Geçen dönemlerde o Haska Spor olan bir tane Belçika'dan bir iş. O da geldi. Düzeni bozdu gitti. Şimdi isimleri kalsın. Bir iki tane ya amatör de bir futbolcuya paralar verir de. Şimdi biz topçu oynatamıyoruz. Nereden oynatacağım? Adam diyor alttan yetiştir, nerede yetiştirelim? Herkes işin kolayına kaçıyor. Yani futbol futboldan, amatör amatörlükten çıktı. Amatör, biz de top oynadık yıllarca. Ben 2000 lira bonservisten Trabzonspor'a transfer olduk 12 yaşında. Biz Yavuz Selim'e ben Değirmendere'den idmana giderdim. Yürüyerek gider, yürüyerek gelirdik. Bir kuruş para mı almışız biz? Ne parası alacaktık ya? Şimdi tamamen paraya dayalı. Tabii şimdi 17 yaşındaki çocuk daha topa vurma öğrenmeden kaç para vereceğim diyor ya. Kesinlikle. Devre arası transfer süreci de var. Trabzonspor tekrar dönelim istedim. Finali böyle yapalım Adem abi. Bu takımın transfer ihtiyacı var mı? Şimdi Ali'cim burada başarılı olmuş, şampiyon olmuş bir takım var. Çok mutluyuz. Bütün şehir olarak çok mutluyuz. Bütün dünyada bütün Trabzonspor'u sevenler tutmayıp da on İstanbul kulüpleri olacağına Trabzonspor olsun diye gönlünde Trabzonspor sevdası olan herkes çok sevindi. Ama şimdi benim kendi şahsi fikrim Trabzonspor şampiyon olan bir takım transfer yapacağı zaman örnek santrafor Şorlat'ı Cornelius yolluyor senin Cavani'nin ayarında santrafor olacak. Gomez kötü mü? Yani şimdi ben futbolcularımızı kötülemek istemiyorum ama şimdi alınan iki tane santrafor var Trabzonspor'un o lige üst seviyeye taşıyacak santraforlar değil bence. Veya sadece santrafor bölgesi değil. Diğer bölgelerde de yapılan transferlerde çok transfer yapıldı. Bir de Trabzonspor'un artık ekonomik şartları var. Hani geçen mali kongredeydik. Başkan çıktı orada anlattı. 4 yılda yayın ihalesinin 500 milyon dolardan 100 milyon 110 milyon dolar seviyelerine indiğini. Şimdi Trabzonspor geçen yıl şampiyon olan kadro 18 milyon euro maaş veriyordu. Şimdi kaç milyon euro maaş veriyor? Gelen gelirinin hepsi banka faizlerine gidiyor. Yarın bu kulüp kapısına kilit vurulur. Ve şu anda da belli birkaç, hatta bir ismin üstünde diyebiliriz. Yani yük bir kişinin üstünde. Yani Trabzonspor camiası daha büyük diye görüyoruz. Şampiyonlukta bunu net bir şekilde de gördük. Ama elini cebine atan çok insan göremiyoruz. Bu konudaki senin düşüncelerin. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben burada kesinlikle siyaset yapmıyorum. Siyaset, Trabzonspor her zaman siyasetin üstündedir. Bizim siyasi fikrimiz de bellidir. Ama ben Trabzonspor'u siyasete sokmam. Ama bundan 2 yıl önce
Bunu da herkes biliyor. Herkes elini vicdanına koyacak. Berat Albayrak olmasaydı Trabzonspor lige katılamazdı. Lisans çıkaramazdı. O dönem o vardı. Bu takımı bir şekilde buraya geldik. Şampiyonlukta da %98 Berat Albayrak'ın payı vardır. Şahsi fikrim. Bir günde sadece Ertuğrul Doğan var. Ertuğrul Doğan'ın kişisel destekleriyle. Ama bu olmaz. Bir gün yarın Ertuğrul Doğan diyecek ki bak bugün Berat Albayrak yok. Yarın da Ertuğrul Doğan diyecek ki yeter kardeşim ben vere vere bıktım bunu geçmişte. Çok Trabzonspor'a İstanbul'dan gelmiş, oradan gelmiş yöneticiler, büyüklerimiz, başkanlarımız oldu. Bir yerde ver 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 olmuyor. O yüzden kulübün kendi ayaklarının üzerine duracak seviyeye gelmesi lazım. Kişilere, kurumlara, siyasete bağlı değil de kendi ayaklarının üzerine, kendi ekonomisinde, kendi yağıyla kavrulabilecek seviyede olması lazım. Geçen Mali Kongre'de Yusuf Ziya Yılmaz eski genel sekreteri, sevdiğim de bir yöneticidir. Orada başkanımıza ayağa kalktı, şu tavsiyede bulundu. Banka faizli, banka borçlarını ödenmek şartıyla bir kampanya başlatalım. Herkes gücü nispetinde para versin, banka borçlarını kapatalım. Çünkü Trabzonspor'un gelirinin tamamı şu anda arkadaşlar banka faizlerine gidiyor. Mali Kongre'de başkanımız açıkladı. Dünya Kupası oynandı. Bir ay mı ne sürdü? Bu süre zarfında dedi Trabzonspor'un kasasına 1 TL girmedi. Bunu başkanımız orada çıktı anlattı. Yani kulübün durumu iyi değil. Bir gün ben de isterim Trabzonspor 2-3 tane nokta yere transfer yapsın. Vura vura gidelim ama bunun bir de arkası var. Yarın bu şampiyonluğa uzanamadığın zaman bu borçlar nasıl ödenecek? Bak bugün Bursaspor'un ne hale geldiğini görüyoruz. Eskişehir'in ne hale geldiğini. Tabii biz onlarla takımımızı kıyaslamıyoruz. Biz dünyanın iki tane şehir kulübünden biriyiz. Biz o Trabzonspor'un o seviyeye düşmesine müsaade etmeyiz. Herkes cebindeki 3 lirayı 5 lirayı verir ayağa kaldırırız. Ama kişilere bağımlı değil de yani bir kulübün kendi kendine yetebileceği şekilde yönetilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.